Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi vlog kameramı geçtim ve bugün 7 Ocak saat 3.30'a gelmek üzere. Çok güzel bir cumartesi günü, hava karlı, dehşet güzel hatta. Ama şöyle güzel, evde oturuyorsanız ve camdan bakıyorsanız evet güzel, ama daha demin markete çıkmak için cebelleştiğim o 20 santimlik kaldırımlar hiç güzel değildi. Bugün ne yapıyorum? Bugün aslında artık akşam oldu. Bugün ne yaptım söyleyeyim o zaman. Kalktım işte, bir şeyler yedim falan. Soru cevap videosu çektim. Bir saat sonra da akşam rutini videosu çekeceğim. Çok fazla gaza gelmiş bulunmaktayım video için. Hafta sonu çekeceğim çünkü hem daha güzel ışık oluyor. Hani hava biraz daha aydınlık. Akşam normalde okuldan eve geldiğimde biraz daha kararmış olduğu için ve zaman kısa olduğu için şimdi hazır odamı da toparlamışken çekmek istedim. Şimdi yemek yiyeceğim, göstereceğim. Salata yapıyor annem. Ve video izliyorum şimdi iPad'den. Daha bugün ders çalışamadım ama çalışacağım. Öğretmenlerim de izliyor zaten bu videoların çoğunluğunu, o yüzden çalışacağım tabii ki de. Evdeki vlogları da sevdiğinizi düşünerekten evde de video çekmeye çalışıyorum. Böyle yediğim şeyleri, yaptığım şeyleri, çalışmamı görüyorsunuz. Bu arada aylar sonra oje sürdüm. Çok tuhaf hissediyorum. Bir şey bulamadım diyecek. Eğer dışarı çıkarsam, böyle bir kafayı yiyip dışarı çıkarsam, bir yere gidersem sizi çekeceğim zaten. Salatamı da gösteririm eğer isterseniz. Yani yediklerimi de merak ediyordunuz, o yüzden mantıklı. Ne koydum? Son balığı turşu. Çok seviyorum. Çili. Ve onun dışında şey söyleyeyim. Peki hep salatayla mı seviyorum? Hayır, ama çok sevdiğim bir yiyecek. Yiyecek. Ve bu büyük su içiyorum, 750'lik. Günde 2-3 tane bundan gidiyor. Akşam, yani akşam doğru bunları yiyorum ve şu an çok büyük olduğunu fark ettim. Hem doyuruyor hem sağlıklı. Kolay sinirim. Şimdi ben bunu yiyeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi saat 6:33 geçiyor. Akşam saatindeyiz. Muhtemelen bilmiyorum ne zaman yayınlayacağım videoyu, ama bir yemek, yani pişirme, böyle cooking videosu çektim. Çok eğlenceli oldu, kek pişirdim. Daha bitmedi video, aşaması hala. O yüzden kamera burada. Şu an pişme aşamasında, daha sonrasında işte yeme bölümünü çekeceğiz. Kısa bir çekim oldu daha ama güzeldi. Öyle. Akşam böyle geçiyor. Bir şey yapmayacağım. Evet, saçım mükemmel. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi birazcık test çözeceğim. Çünkü kekimin olmasına bir son 10-15 dakika kaldı. Birazcık tipi kaydı kekin. Ama ne denir ona? Ben şimdi birazcık test çözeceğim. Perdelerimi açacağım. Ve o kadar güzel kar yağmış ki tekrardan başlamış. Dediğim gibi şimdi birazcık ders çalışacağım. Ne çok güzelmiş bu. Dün Mango'dan pantolon aldım. Yani bu aldım yeni. Beğendim. Her neyse, ben birazcık test çözeceğim. Zaman kazanmak için. Yani zamanımı değerlendirmek için aslında. Niye zaman kazanıyorum? Biraz rakip eleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi biraz test çözeceğim. Daha sonra tekrardan konuşuruz herhalde. Ama evde yine konuşacağız çünkü dışa çıkamıyorum. Evet. Son kez bir sizi update edeceğim. Yani Türkçesini bilmiyorum aslında. Güncellemek mi? Saçma. Şimdi saat 8 falan oldu. Ben de artık sıkıldım. Sandalyede dönüyorum. Duşa falan gireceğim. Yarın çekeceğim vlog daha eğlenceli olacak. Çünkü neden? Çünküsü şu, sabahtan erkenden kalkacağım, Apple'a gidip şarj aleti alacağım. Orada çektiğim bugünkü videoların birisi, yani hepsi editlerim muhtemelen, birisini de atarım. Öyle olacak yani, sonra Başak'la birlikte olacağım. Ben muhtemelen sabah hani erkenden kalkıp giderim, sonra Başak'la birlikte, hani işimi hallettikten sonra Başak'la olurum. Çünkü Başak tek başına, yani benimle birlikte video editlemeyi eğlence bulmaz. O yüzden öyle bir şey yapabilirim veya laptopu taşımayı çok şey, sadece şarj aletini alıp saatinde Başak'la buluşurum. Eve gelirim, videoları editlerim. Öbürsü hafta belki gidip yayınlarım. Çünkü Apple'ın interneti çok hızlı olduğu için çok işime yarıyor. Her neyse, onu şimdi düşünmeyeceğim. O zaman şimdilik iyi geceler diyorum. Sabaha görüşürüz. Herkese merhaba. Bir şey geldi herhalde. Ne? Posta diyor da sana kaldı bir şey. Ha, olabilir. He? Tamam, olabilir.
Herkese merhaba. Bugün şu an muhtemelen en son gördüğünüz klipten sonra şu an Akasya'ya gitmeyi bekliyorsunuz. Aslında gittim. Başak'ta gittim. Ama 3 gün önce. Bugün 11 Ocak. Ben ablamla birlikte hazırlandım. Brandüm'e gideceğiz. Bugün akşam rutini çekeceğim. Hem tatilken rahat rahat akşam rutini görmenizi istedim. Okul için ayrıyetten hani bir akşam rutini çekmek istemedim. Çünkü yapacağım şeyler aynı, sadece dışarı çıkmıyorum okul günleri. Bugün dışarıda alışveriş merkezinde falan filan olacağım. Sonra eve geleceğim gibisinden. O zaman başlayacak akşam rutinim ama dışarıda da çekmek istedim. O yüzden kameramı yanıma alacağım. Şimdi posta gelmiş, umarım bana gelmiştir. Çünkü bayağıdır beklediğim şeyler var ve gelmesi lazım artık. Onun dışında ne diyecektim? Arkadaşlar, hayatımızın en güzel bence yılı çünkü 3 gün ayrıyetten tatil yaptık. 5 gün tatil. Büyük bir şey. Bu da tatilin son günü çünkü güneş açtı ve hava mükemmel görünüyor. Ve bizim muhtemelen bütün kaleler evde. Yani önümde gidiyor hepsi. Yok oluşlarını görüyorum şu an. Şimdi de saçımı ne yapacağımı bilemediğim için. Ve bugün artık yani kıyafet yok. Tamam, kıyafetim yok demek istemiyorum ama artık cidden değişik bir şeyim olmadığını fark ettim. Şimdi gideriz, belki bir şeyler bulabilirim. Onun dışında bir de birazcık süslendim. Neden? İşte hem akşam rutini hem de belki fotoğraf falan çekiliriz. Kamerayı yanıma alıyorum. Öyle güzel, verimli bir gün geçecek gibi hissediyorum. Çünkü planladım her şeyimi. Onun dışında ne diyecektim? Herhalde bugünlük şimdilik bu kadar. Ben gelen şeye bakayım. Ve yedim gelmiş. Şimdi bakayım. Arkadaşlar, postadan şey çıktı. Battaniyem çıktı. Ben bunu söylemiştim. Çok güzel. Zaten alışveriş videosu çekeceğim. Her şeyin nereden geldiğini söyleyeceğim size. Ama o kadar tatlı ki ben bayağıdır bunları istiyordum, böyle görüyorsunuzdur. Aynen. Böyle işte internette görüyordum. Çok tatlı bir şeymiş bu. Şimdi biz çıkacağız. Plan değişikliği arkadaşlar. Otobüs seferlerine baktığımızda Brandüm'e giden otobüs iptal edilmişti. O yüzden biz de caddeye inmeye karar verdik. Şimdi HRM'e bakacağız. Yeni açılan Starbucks'ta muhtemelen biraz oturacağız. Çünkü fotoğraf çekilmek için orası çok uygun. Bir de akşam rutini çekeceğim için biraz görüntü almam lazım. Kalabalık olmayan yerlere gitmemiz lazım. Öyle. Şimdi yürüye yani az kaldı zaten. Biraz otobüsle geldik. Sonra indik, yürüdük. Buz gibi hava yani. Şimdi H&M'e geldik. Dolaşacağız biraz, ne var ne bakalım diye. Akşam rutinine başladık. Böyle yürüyerek başladım. Ama bu şey gibi olacak hani, tatilde zaman bulmuşum, geziyorum. Sonra akşam ne yapacağım falan filan gibisinden. Ablam da burada. Çok tatlı, sarılıyor, çok yakışıyor. Şimdi bakacağız öyle ne var ne yok. Ablamlar gelmiş, gelsene. Oo, H&M Home olaydır. İnanmıyorum. Çok güzel. Tam böyle Tumblr odası. Aynen. Yapmak istiyorum. Baksana püçteleri, ananaslı. Bence biz biraz bakalım. Tekrar sizin olacağım. Burada kıyafetimle. Yürü. Alışverişimiz bitti. Ablam şimdi kasaya gidiyor. Çok güzel, ucuza çok güzel şeyler bulduk. H&M'e gelin bence, tavsiye ediyorum. Şimdi kalabalıklaştığı için çekemeyeceğim. Allah'ım şimdi kasaya gidiyor, ondan sonra Starbucks'a görüşmek üzere. Şimdi Starbucks'tayız. 6. günün sonunda, bir hafta süre vermiştim ama dayandım. 6 gün dayandım. Latte içiyorum. Soya sütüyle içiyorum ilk defa, çok beğendim. Şimdi Starbucks'tayız, yorulduk. Öyle oturuyoruz ablam birlikte. Birazdan fotoğraf falan da çekeceğiz. Daha sonrasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bugün karne günü. Biz de kızlarla caddeye geldik hepimizde. Bir şey yiyip içmek için. Hava buz gibi. Gibi. Hava da buz gibi zaten. Benim. Teşekkürler. Ben latte söyledim. Benim. Selam. Günaydın. Veya
İyi günler, iyi akşamlar. Ne zaman izliyorsanız artık. Bugün günlerden cumartesi ve 21 Ocak. Saçlarım çok kötü çünkü duştan yeni çıktım. Kendilerince bir şeyler oluyor havayla etkileşime geçince. Evet, bugün dediğim gibi cumartesi, saat öğlen 2'ye falan geliyor. Hatta 2 bile olabilir. Evet, 2 geçiyor. Bugün ne yapacağım? Bugün vlogda neler göreceksiniz? Hemen kısaca bir anlatmak istiyorum. Bugün babamın kuzenleri, aile büyükleriyle birlikte aile yemeği yapacağız. Bu arada arkadaki yatağımın dağınıklığına hiç bakmayın. Bugün çarşafları falan şey değiştireceğim için hiç yapmadım bile. Öyle duruyor. Evet. Neydi? Öyle bir aile mi olacak? Saçım cidden çok çirkin. Hala çok çirkin. Her neyse. Dediğim gibi böyle aile yemeğine gideceğiz. Hep beraber birlikte olacağız. Fotoğraflar çekineceğiz. Güzel bir uzun süredir aile büyüklerimizle beraber değil. Babamın kuzenleri. Her neyse, hepsi öyle. Beraber toplanıyoruz. Nerede duruyorsanız yeni bir masa aldım. Onun üstünde duruyorsunuz. Yeni iki tane şey aldım odama. Onları şimdi size göstereceğim. Şimdi size masamı göstereceğim. Ama biraz fail oldu bu masa. Peki neden? Çünkü masa küçük geldi. Bir saniye, ekranda bir şey var. Masa istediğim, yani gördüğümden daha küçük geldi. Ölçülerine baktığımdan bilmiyorum. Belki bu kalacak, yenisini alacağız. Çünkü ben böyle camın önünde ders çalışıyorum ama ışık yetersiz kalıyor. Şu an masa da çok kötüymüş, her neyse. Yani bunu aldım dedim, hani pencerenin önünde böyle çalışayım, ışık gelsin falan filan, ama olmadı. Şimdi size ikinci bir yeni ne aldım göstereyim. Dınırı 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 dınırı, hazır mısınız? Ve tara! Yeni ışık aldım. Işık değil, lamba. Yeni bir lambayla sizlerleyim ve hayatımdaki aydınlanma şeyi budur yani arkadaşlar. Odam geceyken gündüzü yaşıyor. Şu an çok... Selam. Böyle bir yarım saat 40 dakikalık uyudum. Saat şimdi 4'e geliyor. Ben de giyindim. Bugün böyle dediğim gibi minicici olacağız. Ablamın birlikte. Eteğim beni fazla büyük. Onu bilmiyorum nasıl yapacağım. Kemerle mi artık yaparım? Altımda da çorap var. Böyle boğazı giyindim. Şimdi makyaja gidiyorum. Hep beraber gidelim. Şu suratı bir düzeltelim artık. Kullanacağım ürünlerin birkaçı burada. Şimdi göstereceğim yaparken de. Ve hazırım. Birazcık rengim değişmiş gibi olabilir ama sadece yüz makyajı yaptım. Göz makyajı hiç yapmadım. Sadece şey sürdüm. Rimel sürdüm. Red Bull içiyorum çünkü artık çok yoruldum bugün. Bir de uyandığım için enerji lazım artık. Şimdi arabadayız. Gidiyoruz. Ben kıyafetimi birazdan detaylı olarak tekrardan göstereceğim. Ablam da burada. Annem. Selam. Babam da arabayı kullanıyor. Şimdi gidiyoruz. Acıktım. Yemek yemek istiyorum bir önce. Şimdi kıyafetimi gösterme zamanı. Evet, ceketim Zara'dan. Şu içinde de böyle ne kumaş dedin ama? Saten. Saten bir ince mont var. Onun nereden aldığımı yazarım aşağı. Bu etek de internetten almıştım. Çorap, ayakkabılarım H&M'den. Çantam Topshop'ta. Tişört de bilmiyorum, normal klasik boğazlı bir tişört.
Şimdi yukarı çıkacağız. O zaman gidebiliriz. Ablam da böyle giyindi. Yeni bir gün ve yine ben. Bu vlogun son gününü izlemek üzeresiniz. Heyecanlı mısınız? Niye mutluyum bilmiyorum. Ve odamı temizledim. Her şey süper. Ve yeni lambam yine. Şimdi bugün ben aslında vlog çekmeyeceğim. Bu videoyu bitirmek için sizlerleyim şu an. Farkındayım. Baştan sona kadar izledim. Aşırı saçma günler sürekli birleşmiş. O yüzden kusura bakmayın. Ama tatil olduğu için artık dışarı çıkıp daha çok görüntü verebileceğim size. Bugün de ben Nilüfer'le birlikte Starbucks'a ders çalışmaya gideceğiz. Böyle biraz kız kıza bir sohbet edelim. Yani bugün ben öyle yapacağım. Videonun sonuna kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz vlogu beğenmeyi unutmayın. Ve yarına da video atacağım. Onun için de heyecanlı olun. O zaman görüşmek üzere.